Geçen hafta çok tartışılan bir başka konu da şu oldu. Şimdi sizinle ilgili e, seçimin hemen sonrasında Yunan medyasında bir takım haberler çıktı. Araştırdınız mı? Şöyle bir karıştırdım baktım. Var Ayos... mı Yunan medyası diye bir şey? Yok mu? Var mı soru? İnternet yok mu? Araştırdınız mı? Gördüm. Yani bana... Uydurma bir internet sitesi, i̇nternet uydurma sitesi. bir yerel gazete. Uydurma. Uydurma mı? Tabii tabii uydurma bir yerel gazete. Bana diyorlar ki niye cevap veriyorsun? Lan niye cevap vereceğim ben? Ben Yunanistan'da Basında siz araş bu kadar kurumsunuz mesela araştırsaydınız ki diyorum internet sitesinde uydurma var. uydurma yani bir şeyi yok karşılığı yok birisi bir haberi yapmış veya evet. yaptırtmış bilemem sizin için iddia yapmayalım yani yaptırtmış ne demek ya yapmış ya da yaptırtmış bilemem diyorum Hayır, şunu şunu merak ediyorum şimdi ben mesela bana deseler ki işte İstanbul'u fetheden Yunanlı internet sitesi olsun şu olsun bu olsun bir laf edilmez mi yani buna hani ya kardeşim ne saçma oluyorsunuz? O kadar rahatım ki niye edeyim ki yani? <laughs> ben, ben, sen Yunan birisi Yunansa Yunandır, Rumsa Rumdur. Yani bir başka bu, bu ülkede Rum var mı? Var. Yunanlı var mı? Var. İşte ne bileyim Ermeni vatandaşımız var mı? Var. Herkes var. Benim de secerem belli yani. İmamoğlu ailesini kime sorsan Trabzon'da tanırlar. Kaç seceresinin nereden geldiğini, Hangi işe ben şimdi oturup seceremi mi anlatacağım? Kime? Aklı kıt bir belediye başkanına. Aklı kıt. Kim o ya? Cahil. İftira atıyor ya. Gündem o nasıl bilmiyor musunuz Ahmet Bey kim olduğunu ya? Yapmayın gözünü seveyim bir ya. Bir tek o söylemiyor. Sanki hiç işte, Kim söyledi başka? başka ona da söylemedim. söylerim aklı kıt diye. Söylemedim mi başka? Bilmiyorum. Ben, ben de bilmiyorum. bir tek ondan duydum. Yani aklı kıt ona kim derse aklı kıt derim. Kim derse bakın. Bu sözü alıp bana yapıştırmaya çalışan fitrine bakmama. ha. Titrine bakmam. Kim derse aklı kıt derim. Ra Cahil derim. Rahatsız mı oluyorsunuz? Ya nasıl rahatsız mı oluyorum? Aklı kıt diyorum. Hayır hayır. Böyle bir suç Cahil var. diyorum bak. O kadar rahatım ki. Cahil ve aklı kıt diyor. Siz de deseniz derim size. Bak bu kadar net. Ben hayatta böyle bir şey derim. Hah bravo. Sizi tebrik ederim. <laughs> bravo. Siz de zeki insansınız. Ben der miyim? Hayatta bak. kimsenin hakkında böyle bir şey konuşur muyum? Ama ben mesela. Mesela bu bu konuda size ne diyorum? Ya ben şimdi internet bana günde günde bazen 2-3 bin internet sitesinden ifadeler düşüyor. Ya bana mesela ben sizin yerinizde olsam ben, bana getirseler önüme danışmanlarım ya Yunanistan'da kıytırık bir internet sitesi e, İstanbul'u fetheden Yunanlı diye seninle ilgili haber yapmışlar. Bana Aya, o, o cevabı Ayasofya, veren... Ahmet Bey bana bir o cevabı bitir, veren cümle, gibi kıytırık cümle, politikacı olurum o zaman. cümle hayır cümle kıytırık politikacı cümlemi olurum. Cümlemi bitireyim. Ayasofya'nın intikamını alıyor. Konstantinopolis'in işte yeni seçilmiş ya ah, ah. şöyle derim yani. Ya bu kıytırık internet sitesinde konusu gelirse derim Sorarsanız derim kimdir Sor. bu ya? Soruyorum. Sor kıytırık bir adam yazmış. Kimdir yani? Aa, kim belki yazdırılmış bilemem diyorum bakın. Çünkü somut bir medya şeyi elde edemedik onun hakkında. Var mıdır öyle bir internet sitesi? Var mıdır öyle bir yerel gazete elde edemedik. Dolayısıyla yazdırılmış mı emin değilim. Yani varsa kimdir o yani ne haddine? Benim kim olduğum belli, secerem belli. Ama tekrar ifade ediyorum. Bir belediye başkanı demiş ya tırnak içinde aklı kıt, tırnak içinde cahil. Kim derse derim diyorum. Bakın makamına bakmam. Makamına bakmam. Kim bunu ifade ederse derim. Hayır, onun tamam. için haddini bilecek herkes. Hayır, başka ba bir şey bu. Hayır, belediye başkanının söylediği şey şu diyor ki: Neyse savunmayın siz onu ya. Hayır savun. Ne 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 diyorsun? Şunu diyor yani. Ne diyor mesela? Ben bir şey anlamadım dedi. siz nasıl anladınız? Ben anladım. Diyorum? Şöyle diyor. Bakayım ne diyor. Diyor ki bir Yunan Yunan medyasında diyor bir haber çıkmış. Ekrem İmamoğlu e, İstanbul'u fetheden Yunanlı diye. Ekrem İmamoğlu diyor nereli? Trabzonlu. E diyor niye cevap vermiyor bu habere diyor? Bu e, ben Trabzonluyum kardeşim. Bana nasıl böyle bir böyle bir Öyle şey söylüyor? Öyle demiyor. Söyl Öyle demiyor. Siz anladınız onu diyor. Öyle bir öyle şey demiyor. demiyor. Siz anladınız onu demiyor. Siz anladınız ne demek istedim? Böyle göz işareti yapıyor. İyi izleyin o zaman. Ben izledim mi? İyi izleyin. 80 defa izledim. Yapma Beraber izleriz. Beraber izleriz. Ben, Zevkle. Zevkle. Ben e, bu konunun... Sonra diyor ki siz anladınız onu diyor. Ben öyle bir şey görmedim. Yani, ben 80 deva, defa devamını izledim. Devamını izle. Devamını izle anlarsınız. Yok ben öyle... Ya Ahmet Bey imalarla... Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ya, bakın ben size bir şey söyleyeyim. Öyle bir şey Ahmet demedi. Ahmet bakın. Eğer belediye başkanını savunacaksan çağır onu onunla da konuşurum. Bak, hayır, ben savun... Yıldırım'ı da ben, çağır onunla da konuşurum. Ben hakkaniyetli bir insanım. Hayır, yani hayır, ki i̇zlediğim şeyi hayır, anlatıyorum size. Varsa ben ne yapayım cevap yani. vermedim. Bunu niye açıyorsunuz? Ha, ben açmam. Bunu hayır, niye açıyorsunuz? Ama onun Amacınız aç, ne? Açma biçimi. Bak anladınız. Yani Trabzon neresi, orası, burası, onlar oradan, bunlar oradan. Ne yaratmak istiyorsunuz? Sen infial ya yaratıyorsun. sadece şunu... Trabzonları söyleyeyim. lekeliyorsun. Ekrem İmamoğlu'nu Öyle... lekeliyorsun. Ondan sonra buradan bir e, politika yapmaya çalışıyorsun. İnsanların zihnine bir şeyi nakşetmeye çalışıyorsun. Bırakın savunmayın. Başka konuya geçin. Size hayır, tavsiye ederim. Hayır yani. ben e, savunmuyorum ama... Bence savunmayın yani. Hayır hayır. Şöyle siz de bence adamın söylemediği şeyi Ahmet söylemiş Bey, gibi savunmayın. yapmayın. Ahmet savunmayın. Bak lütfen. Siz de lütfen. Bak lütfen savunmayın. Söylemediği şeyi Bak lütfen savunmayın. Başka <laughs> soruya geçin Siz söylemediği şeyi bakın, söylemiş gibi Bakın savunmayın. Bakın yapmayın. Ahmet Bey savunmayın. Hayır ben yazdım bu konuyu. ederim. Ben bak. savunmuyorum. Yazdım. Tamam savunmayın. Yazdım devam ben edelim. diyorum yani adam sizin Trabzonlu. Ahmet Bey olursunuz. savunmayın. Devam etmeyin. Bak devam ederseniz başka bir konuya girersiniz. Hayır. Bak, benim Trabzonlu olduğuma Niç bak diyorsunuz ki ben olsam söylemem. O kısmında ünlem işareti koyun konuyu kapatalım. Hayır isterseniz. ben o o başkan için söylememiştim ben. E, Melih Gökçek bunu biraz sürdürüyor. Onun için söylemiştim. O başkan size herhangi bir Esenler Belediye Başkanı sizinle ilgili söyle. ki az önce dediniz ki niye cevap vermedi dedi dediniz. Evet niye cevap e, vermedi? buraya ünlem işareti koyun bırakın diyorum ben de. E, tamam ben de size soruyorum koyun niye bırakın. cevap vermediniz diye soruyorum. Cevabını ya. verdim yani tamam, ben bitti. adam yerine koymadım. Aynen onu adam yerine koymadığım gibi cevap vermedim. Yani belediye başkanını da adam yerine koymadım. Onu yazanı da adam yerine koymadım. Yani e, bu habere tepki gösterme göstermeyişinizi sormasında bir mana mı var sizce? Bilmiyorum soruyorum size ya ben. sizce bilmiyorum. ben niye bana soruyorsun? Sorun onu kendisine. Sizce var mı? Hmm. Bence yok o zaman peki. Bravo size o zaman. <laughs> size de bravo. Bence sizin gazeteciliğinize bu yakışmadı bence söyleyeyim. Hangisi? Şu söz söylediğiniz. Ne dedim? Dediniz ya bence yok. Niye soruyor o zaman? Yani Yunanistan'daki bir yerel gazeteye Ekrem İmamoğlu niçin cevap vermedi? Anladınız onu. Yani niçin Anladınız cevap onu vermedi? Anladınız onu demiyor. İzleyin. İzleyin. Bakın izleyin. Peki izleyelim. İzleriz beraber izleriz. Programdan sonra izleyelim. Ben size bir şey daha söyleyeyim mi? Diyorsunuz ya. Yani bence öyle niyete. Ne niyetle söyledi o zaman? Bilmiyorum ben niyetini. Ama niye bilmiyorsunuz? Az önce diyorsunuz ki bence o niyetle söylemedi diyorsunuz. Hayır niyetini bilmiyoruz ki nereden bilebileceğiz? Bakın ben de diyorum ki ne niyetle söyledi. Siz de bilemezsiniz. Bakın Ramazan gecesi iftarla sahur arası Yunanistan'daki bir gazeteyi anlatıp böyle yazdı deyip Trabzonlu, Yunanlı yan yana koyup niye cevap vermedi sorusu sizce niye sorulur? Bilmiyorum kendisine sorun. Sorana sorun ben sormalım ki öyle bir şey. Neyse tamam. Peki diğer konuya geçin isterseniz Ahmet Bey. <laughs> Ama hani biz şöyle Ahmet Bey başka konuya geçelim lütfen. Müsaade edin bir şey Ama söyleyeyim. Ama lütfen yani hani bakın lütfen... bakın bu olmaz. Bak kalbimi kırıyorsunuz. Ben İstanbul'un siz... ekonomisini konuşalım. Size, size başka yönelik, şeyler size başka yönelik. şeyler. Siz yani kendi bir belediye başkanı kalbinizi... savunuyorsunuz yani. Hayır sizin kalbinizi kıracak en küçük bir şey söylemedim söylemiyorum siz tamam. yapmayın böyle. Yani Peki. gerek yok buna tamam. bu, bu tarza gerek yok. Lütfen başka konuya geçelim tamam. falan demenize de gerek yok. Ben izlediğim videoda adamın ne dediğini anlatıyorum. Beraber izleyeceğiz Niyeti izleyeceğiz. izleyeceğiz. Tamam. Niyeti neymiş bilmiyorum ben sizin söylediklerinizin niyetlerini aramıyorum ki ben görünür zahire bakıyorum siz bir şey söylüyorsunuz diyorum Zahiri ki zahire de baksanız ona ben bakıyorum ben ki, yani ha, siz orada bir ben ima de diyorum, ima ben değil siz de düşünün siz, tamam düşünelim tamam, lütfen. ima ima olduğunu hani burada lütfen bu konuyu kapatalım falan benim kalbimi kırıyorsunuz diyecek bir şey yok Ahmet Bey o, neyse tamam. önemli değil tamam. tamam neyse kapatalım o konuyu